Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Betacraft'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Ve yanımda Salih var. Evet, Kayra'nın şeylerini hazırlıyorum ben de. Evet, 2 bölüm arasını yaptım. Fluid Act yaptım. Ve Portable Tank yaptım. Portable Tank şu şekilde Copper ve Glass ve Upgrade'de Invar çevresi önceki halinin ya da şu şekilde direkt yapılıyor. Olayı taşınabilir bir tank ve wrench ile sağ tıklayıp aldığınız takdirde topluyor. İçindeki sıvıyı tutuyor. Ayrıca buna sağ tıklarsanız normal boşaltma modunu alıyor ve otomatik olarak buraya boşaltıyor kendini. Evet ve o esnada da biz ne yapacaktık? Alüminyum brass. Alüminyum brass nasıl yapılıyordu? Alüminyum brass 3 tane alüminyum, 1 tane de copper. 1, 2, 3. 2 copper ingot, 3 brass ore kullanıyorum. Bir dakika. Hayır. Aha, evet. Evet, evet. Sensimetry Control'ün inventory'si. Tamam. Ha, böyle yerleştirmek gerekiyormuş illa. Aslında smelter'in içini elle dağıtabiliyorsun. Ha! Nasıl? Elle dağıtabiliyorsun. Şöyle mi? İyiymiş. Bunlar pişe dursun. Bugün ne yapacağız? Orada biraz da redstone topladım. Salih, bugün ne yapacağız? Söyle. Bugün ne yapacağız? Faktörlere girdin mi? Evet. Dünkü bölümünde girmiştim ya. Sen de oradaydın. O zaman bugün artık bir enerji sistemini düzenle, digital miner'ın altyapısını hazırla. Yok, ona şimdi girmek istemiyorum. Thermal expansion yaparsın o zaman. Şu an smelting ve enrichment var. Ore triple olayına girmek istiyorum. Ha, ore triple gireceksen purification yapacaksın. Biraz elmasla toplamışsın. O zaman öyle gir. Zaten elmasına gitmeden şeye giremezsin. Osmium compressor, purifier falan yapma. Purifier yapman gerekiyor bir kere. Onları yapacağım şimdi. Osmium compressor. Tamam, basit. Ben biraz daha steel'e ihtiyacım var. O zaman Goal'lar gelin. Compressed carbon mu kullanayım? Compressed carbon kullan. Aslında çok bir farkı yok. Compressed carbon iki kat daha şey etkin ama yani kömür sonuç olarak. Charcoal falan da kullanabiliyoruz. Şu an kömürüm yok ve lumbrex'im olduğu için şu ağaç tarlasına girişmek istemiyorum. Nasıl? Lumbrex'in var? Yok. Yok mu? Benim olmadığım tek item Lumbrex'ti. Yetmiş olsun. Ha, bir Sinan'a yapmıştım, bir de kendime Lumbrex'i. Sonra Lumbrex'in var diyor. Lumbrex olmazsa olmaz. Çünkü de ben teke girmeden önce, ama benim oynayış tarzım seninkinden çok farklı. Evet, biraz öyle. Ana, ben Carpenter's Blog'a girmiş miydim kendi serimde? Kayra'da. Girmiştim. Hayvan gibi girmiştim öyle Kayra'nın eski bölümlerinde. Ama burada girmeyeyim. Daha sonra. Bu arada beta'ya gelecek misin sen? Geleceğim. Tamamdır. Bir saniye, hazır Seared Dream'de varken Tool Forge yapayım kendime. Bu arada Toolforge'u farklı bloklardan da yapabiliyorsun galiba. Hı hı. O zaman ben... En ucuzu demir geliyor ama. Bana copper geliyor şu an. Copper.
sen daha ekstradan sıyırtlayayım. Var şurada. Evet. Ben de şu anda kaybettiğim itemleri geri alma şeyindeyim. Tool Station'ımı alayım ben bir. Merhaba Tool Station. Bir de bakıyor musun Tool Station? Merhabalar ben Tool Station diye giriyormuş. Evet ve Tool Forge'umuz hazır. Yalnız yakında buradan taşınmam lazım. Çok mu tükettin alt tarafı? Az, azıcık öyle. Şeyi bulamadım ya. Bir de Part Builder ve Stencil Table'da mı yapmam lazım? Evet yapmam lazım ama onları şimdi yapmayacağım. İstemiyorum. Na yarın olamaz diyorum çünkü. Deniz şöyle. Biraz bayağı bir verimli oluyormuş. Compressed Coal. Aynen. Ve onun Benim attığı mavi orkide. evet. Şunlar ola dursun. Oysa da biz ne yapalım? Evet, alüminyum brasslarımız olmuş. Part Builder'ımla Stencil Table'ımı yapmam lazım illa. Yani wood'larım nerede? Wood'larım wood'lara armağan olsun. Ya da wood'larım wood'lara ayran olsun dedim ya. Evet, sen de gittin ya. Senle takılan adamın sonu ne olur zaten? Ender olur. Kendime 4 stack Ender Pearl veriyorum. Oh yeah. 64 tane. Eşe de 64 tane alıyorum zaten. Tabii. 8 tane yetmez ama şimdi... Yetmez ama evet. Hazır kullanmışken şu ince versiyonlarını kullanacağım. Çünkü sen ince adamsın. Aynen. Aramızdaki kaba sensin. Yok be. Yani içimden yani geldi. İkimiz arasında kaba olan hangimiz, kibar olan hangimiz? Yok de iş terapide mi, iş yerinde mi olduğuna göre değişir. Rahat ortamda ben rahat adamım. Evet. Ama iş yerinde ya da terapide vesaire olduğu zaman iş değişiyor. İşler o zaman seksi bir hale geliyor. Hem de inanılmaz seksi. Stencil table. Pattern chest. Part builder. Dual forge. Tamam mı? Forge tool yaratıyor. Bize bir aşağıdan gelin ya. Tabi bu yüzden stencil table. Şurada. Pattern chest burada. Buralarda. Evet. Bunları da yerleştirdik.
O zaman ne yapıyoruz? Bana bir Lumbrex için gereken malzemeler. Bana bir koca lazım. Bu gece lazım. Salih. Eseri köfte. Stop. Salih. What are you doing? Salih. Stop. Şarkı söylüyorum. Söyleme. İşte görüyorsunuz. Köfte sanat düşmanı. Hayır. Sanat düşmanı değilim. Sanat düşmanı. Sanat düşmanı değil. Köfte çünkü ben... senin yaptığın sanat değil. Sanat. Şimdi ses sanatçısı olmak, tamam mı? Zor bir iş. Şimdi görüyorsun, ses sanatçısı olduğumuz zaman köfte gibi insanlar gelip yok senin sanatın kötü. Yok... Anket yapıyoruz. Salih'inki ses sanatı mı? Evet. Benimki ses sanatı mı? Ben şimdi şarkı mı söylüyorum? Yoksa gıdaklıyor muyum? Sesim kötü mü? Evet. Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Ya millet unutmayın, sesi kötü diyenin basarım bağzına. Merak etmeyin, ben korurum sizi. Koruyamazsın köfte. Sen bağlantılarım güçlüdür benim. O zaman sana Golden Chest verelim. Olur. Kabul. Ama içinde benim sesime çirkin diyen izleyici olacak. Ya da arta kalanlar. Ben onu birleştir, tekrar craft ederim. Vay. Evet. Bunun için gereken malzemeleri yaptık. Bunun için gereken malzemeleri yaptık. Hani Salih'i öyle bir ignorluyoruz. Yok yok, öyle değil köfte. Tam oturdu söylediğin şey. Bunun için gereken malzemeleri yaptık. İzleyicimizi crafting ekranına koyuyoruz. Of, güzel olurdu ama. Tabi izleyicinin için değil. İşte görüyorsunuz millet, köftesi crafting ekranına koymak istiyor. İşte bunlar hep crafting ekranı. Hala mı inanmazsınız? Ben kötü bir adamım. Senin için temiz. İçini nasıl temizledim biliyor musun? Benim içim agresif. Ama dışım değil. Dışım değil. Benim dışım tamamı bir kız çocuğu. Oha. Olmadı. Olamadı. Olamıyordu. Bu sefer güldürmedim. Katılıyorum. Maalesef katılıyorum. Ve taştan bir Lumbrex yaptım kendime. İşte görüyorsunuz köfte ne kadar cimri. Lumbrex'i bile taştan yapıyor. Taştan pedarını yaptım. Kalan zımbırtıları da kullanayım dedim. İşte görüyorsunuz. Cimri. I'm cimri and I know it. Bizim zamanında şey vardı ya, var yemez amca. Ama o adamın hali de çok kötüydü be. Onun karısı filan ölüyor zaten, sürtülüyor. Kimsesiz bir adam, 3 tane şeyi var, kuzeni var. Yeni. Yeni işte. Neyse. Ve zaplinklerimizi toplayalım. Resmen bugün Salih'i nasıl ignorlarız dersi yapacağım. Yok bu köfte. Şu son işleri bitireceğim. Senin kayıttan sonra ben kayda gireceğim. Son artık... Yanlış koydum bu chest'e. Ve benim bir ara şuradaki şatoyu bir tekrar talan etmem lazım ekmek için.
Şimdi şeyleri hazırlıyorum. Tekrar malzemeleri falan hazırlıyorum. Kayıpları vesaireleri çıkartıyorum. Son itemlerimi almak, işte stensilleri koymak, zartlar zurtlar. Bir kere normal moda geçtikten sonra tekrar kreatife geçmeyi sevmiyorum. İşte böyle kreatife falan geçiyor. Ah köfte ya. Eleman teki böyle gelip yavşak yavşak şey demişti. Sen de kamera arkasında kazıyorum diyorsun ama biz öyle düşünmüyoruz. Daha sonra benim bonus bölümler geldi. Trol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 o. Bir bölüm boyunca nasıl maden kazılır? Oh yeah. Fakat o bölümleri seven izleyiciler çıktı. Ha. Yani arada ve vaktim olduğu zaman o tip bölümler çekiyorum. Güzel. Şey yapmıyorum ama ekstra bir bölüm olarak harcamıyorum onu. Aynı bölümün içine mi yediriyorsun? Yok. O gün iki bölüm yayınlar. Ha. Az Lambrex cidden hayat kurtarıcı bir şey. Çünkü Lümbrex. Eksmeye geldik, eksmeye geldik. Ayşe teyze ağlama, lümbür eksmeye geldik. Hey. Evet. Şimdi bu factory'lerimizi yaptığımıza göre diğer makineleri de yapacağım ben şimdi. Evet. Öncelikle Ozmium kompresör. Tabii önce O gereken bir şey olsun kompresör. ben bir tane Ozmium, 16 tane Ozmium ingot yapayım kendime bir. İşte enerjim yok. Evet, enerjim yok. Nasıl enerjim yok? Ha, iki tane rüzgar gülü yetmiyor anlaşılan. Rüzgar gülü gibisin. Dağına, kırına, bayırda yetmez baktan. Evet. Onun arasına buffer koyarsan yetiyor. O depoluyor, öyle mi? Hı. Sen ihtiyacın olduğunda harcıyorsun. Neyse, şimdi buna ilk buffer yapayım ben. Basic enerji küp. Tabii gold lazım bunun için. Dağıtın. Tabii o kadar speed upgrade olduktan sonra enerjiyi biraz ömüyorlar. Onlar. Basic enerji. Ne eksik? Redstone. Teşekkürler Türkiye ve her nerede yaşıyor ve yaşatıyorsa. Köfte senin gri andığın bir item aldım demin envanterime. Ney? Tahminin. Tahmin edemedim. Hani çelik ile yapmamız gerekiyor. Ha? Çelikle yapmamız gerekiyor. Flint Evet. Ne büyük trollüktür o ya. Ki Greg Tech Tree'sine de yüksek bir yerde bildiğim kadarıyla çelik. yok. Yüksek değil ama yüksek. Çok aşağıda bir yerde artık. On artık onun yapıldığı dönem. Yok, onun yapıldığı dönem başka bir şey daha vardı. Gregorium ingot da vardı. Kolay olan. Gregorium Ingot'u hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum da benim elemanların şeylerini, mücadelelerini de çok iyi hatırlıyorum. Gregorium'la da yapılmıyordu o dönem. Yapılıyordu. Sadece çelik de yapılıyordu. Bir sürüm. Hı? Bir sürüm de öyleydi.
İşte. O süründe de bildiğin çelik kullanıyordun. Hatta bilmediğin çelik kullanıyordun da. Onun acı verici olan kısmı şuradaydı. Dinliyorum. İşte bu nerfi savunanlar şey diyordu. Ars Magica'yla da yapabiliyoruz aynı şeyi. Ben o nerfi hiç savunmadım. Sen hiç savunmadın da FTB forumlarında inanılmaz fazla şey vardı, onun savunucusu vardı. Green nerflerinin cidden çok fazla savunucusu var. Ama pek çoğu cidden saçma. Bunu koyu bir Greg Tech fanı olan ben söylüyorum bu arada. Dikkatinizi çekerim. Artık anlayın ne kadar saçma olduğunu. Şu an altınım az, o yüzden fazla abartmayacağım. Ben daha sonradan öğrendim onu. Çok kasarsan şey yapabiliyor musun? Wool'la yakabiliyor musun şeyi? Nether portalını? Ha, evet. Ha, Red Phosphor Start Crafting. Evet, sürüsüyle steel üretiyoruz artık. Şimdi. Ozmium kompresör. Şöyle 4 tane blok yapayım ben aslında. Bu arada ekstra utility'den bir ters nerf olayı geldi. Ney? Eskiden Ender Thermic Pump default olarak şeyde çalışıyordu ya, sadece Nether'dan. Evet. Şimdi default tam ters. Nidra hariç her yerde. Yok. Her yerde çalışıyor. Nidra hariç her yerde olsaydı güzel olurdu. Seni ben direkt upgrade edeyim aslında. Da gold dust'ım az. Neyse, şimdilik upgrade etmeyeyim. Böyle kal. Oha, çok güzel şey eklenmiş ama biraz daha render işi ister. Ney? Opak şeye baktığın zaman, boruya baktığın zaman içinde ne olduğu yan tarafta yazıyor. Biraz ilk ailesiyle kullanmışım ya. Şimdi benim iki tane, sen kaç tane elması pişir halletmem gerekiyor Purification Chamber için. Ha tamam. İki de elması ihtiyacım var. Sen, siz şöyle gidin. İki Osmium Dust, iki Obsidian. Obsidian'ım yok. Sen Obsidian yapmam lazım. Obsidian'ı unuttum. Yazık oldu. Yazık oldu o gözler. Ama ne yapabilirim? Pickaxe. Köfte, sen yayınlamadın mı o patlayan dünyayı? İlk bölümünü yayınladım. Niye sordun? Video mu diye soruyorlar da şeyde, Ha. benim ikinci bölümü. Şimdi uzaklar. Normal tool road nerede?
ne lazım? Aslında piketsiz hediye sadece. Bundan yapsam yeter. Ne? Evet, şimdilik siz ikiniz durun. Alüminyum burası az da. Aslında yeter. Diğerlerine de. Evet, yeter. Çok az mademi topladın sen, yoksa böyle hızlıca mı gittin? Hızlıca gittim. Aslında o konuda bir şey diyemiyorum ben ya. Hani senin yaptığın doğru olan normal şartlar altında. Ya ben bodoslama daldım burada bayağı. Ya doğru olanı o. Ya let's play açısından oynamaca. Ya bu sözcüğü Türkçe'ye kazandırmak lazım. Oynamaca. Ya bizim yaptığımız işe başka bir ad veremiyorsun çünkü. Neyse. Bana bir stealing it. Aslında full steel yapayım ben şunu. Çok fazla kullanmayacağım neticede. Az bir de bakıyor musun, çok fazla kullanmayacağım deyip serinin sonuna kadar bunu kullanıyormuşum. Full steel yaptığın şeyi mi? Evet. Ne yapıyorsun? Pickaxe. Büyük ihtimalle yani çok kobalta kasmazsan kullanırsın. Kendimden bekliyorum böyle bir şey. Çünkü hani geçici olarak yapacağım dediğim hammer'ı falan tüm seri boyunca kullanmışlığım var. Ya da bazı sistemleri. İzleyicilerim bunları çok iyi bilir. Ben de daha sonra düzelteceğim dediğim şeyleri hiç düzeltmiyorum. Aynı bokun laciverti işte. Yaz açık alan güç istasyonu. Ne? Ben nedense bu açık alan konseptini çok seviyorum. Ben yani şu güç, açık alandayım da. Güç istasyonu yaptım da açık alanda. Zaten daha ileriki bölümlerde büyük ihtimalle bir MFFS çakarım merkeze. Bu arada ben kasada komple aya yerleşeceğim. Güzel olur. Bomb ile. Güzel olur. Benim şey gibi düşüncem var. Hani beta'ya sık gelebilirsem, bir de hani yanımda böyle bir oynayacak biri olursa tek büyük zor, çok zor olacak fikrim. Nether'a yerleşmek. Tarımı da dahil Nether'da yapmak. Oh, denemiştim daha önce. Güzel bir şey değil. Ya, konforlu değil hiç. Konforlu olsun diye yapmıyorum. Gerçekten benim konforlu olsun diye bir şey yaptığımı gördüm. Psikopatlık olsun diye yapıyorum. Benim psikopatlıkları da biliyorsun. Hı hı. Yani en başta Greg Tech'le oynamam. Siz zaten... Ayıp. Ne? Oynamak Greg Tech'le. Üzülürsün, üzülürsün, ağlarsın. Sana bir 14 redstone basayım da hızlı ol. Üzülürsün, üzülürsün, ağlarsın. Sana demedim, sana basmayacağım. Ya da 10 redstone basın. Ben sinir renderlerini kapatmıştım mekanizmi. Geri açayım. Aç. Aç tamamen. Aç tamamen. Burada bir şey merak ediyorum. Ha söyle. Şimdi ben suyu nereden toplayacağım? Nasıl? Bilmiyorum. Şimdi obsidiyon toplamak için benim suya ihtiyacım var. Nereden toplayacağım ben bu suyu? Neredesin? Suda. Tamam, herhangi bir yere sağ tıkla olsunuz. Anladın mı esprimi? Yok. Boşver.
yüzyılın en sıkıcı işlerinden biri. Obsidian kazmak. Hemen geliyorum. Evet ve şimdilik 4 obsidian'ımı topladım. Ve geliyorum. Bakıyorsunuz köfte ne kadar açık. Şimdilik 4 obsidian topladım. Bu demektir ki obsidian'ın kökünü kurutacağım. Evet. Günaydın. İşte bakın, bakın. Köftenin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu benim gizlediğim bir yüzüm değildi ki. Olsun. Bırak burada biraz suspense yapalım. Yapamazsın. Bakın sana görüyoruz. Bu yetkiyi vermiyorum. Ne kadar şövenist bir köftemiz var. Ama ben onu ızgaraya bastırdığımda içinden et suyu akacak. Sonra böğrüne batıracağım çatalı. Bıçakla. Orada redstone için daha ucuz bir yöntem yok muydu ya? Redstone ne ya? Metallurgic infuser konusunda. Ha, redstone bitirince iyi açıkçası. Yani daha fazlası köfte biraz. Başlangıçta sıkıntı ama. Şöyle bir durum var, kesinlikle. Ben biraz erken başladım. Kesinlikle değil. Sen hani çok biraz ittirmişsin işi. Yiyip. Zorlamışsın yani. Bir tane daha lazım. Yalnız hem Salih için hem kendim için ayrı terminaller koydum. Purification Chamber'ımızın malzemelerini yapmaya başlayalım. Siz hazırsınız. Purification Chamber hazır değil. Enriched Alloy bayağı bir lazım. Ve gene yanımda redstone getirmeyi unuttum. Bu çatı olayı da benim hoşuma gitti ha. Hangisi? Çatı. Bu arada yeni update'de şey geliyor. Ars Magica biyomu geliyor. Ben söylemiştim. İzleyiciler duysun diye miydi? Yok. Sana söylediğimi unuttum. Unutmamışsın. Hı? Unutmamışsın. Nasıl ya? Unutmamışsın işte basbaya. Ha. Salih. Benim dediğimi sen bana geri deyince benim hep sana dediğim. Efficiency 5, Silk Touch 1, Unbreaking 3. Evet. Enchant. Bu birinci kazmam. İkinci kazmam da şu. Efficiency 4, Unbreaking, Fortune 3. Enchant. Evet, şimdi benim neye ihtiyacım var? Crusher. Ama hayalleri Crusher. Ve bunun için iki lava bucket lazımmış. Ne hoş ki lava için portalım var. O zaman ne yapıyoruz? Elle yerleştiriyoruz. Ve lava bucket'larımız da gelsin. Crusher'ımız da hazır. Sonra bunların factory'sini yapalım. Malzememiz yeter mi ama? Yeter. Ve geriye sadece 2 redstone kalıyor. Yazık sana. Ama önce Purification Chamber'la bir şey yapmam lazım.
Elimdeki goldları üçlü halde işleyeceğim. Çünkü goldlarım az. Biliyorsunuz goldlar az olunca üçlü üçlü işliyor. Köfte böyle bir insan. Köfteyi tanıyın. Ne yapaydım? Sex. Sex, sleep, eat, drink, dream. Gördünüz mü? Hemen. Eat, sleep, drink, dream böyle. Söylediğim çok sevdiğim bir King Crimson şarkısı. Olsun. Gerçi şarkıyı o kadar çok sevmiyorum ama. King Crimson'ı severim. Görüyorsunuz köfte beni sevmiyor. King Crimson of ya. Salih yeter. Yeter. buna neden enerji gitmiyor? Ya, enerji gidiyor. Neden çalışmıyor? Salih, açıklamayı istiyorum. Bilmiyorum. Açıkla dedim. Çok ilginç. Ha, proje diye geçiyor. Ne? Ya isimlendirmede falan belli değişiklikler var Project Red'de. Bazı eşyaları ararken problem çıkartabiliyor. Iron orada çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Ne? Purification Chamber çalışmıyor. Altına flint koydun mu? Aa doğru. Oksijen de koyabiliyorsun bu arada. My bad. Arada da böyle salaklığım tutuyor benim. Şimdilik flint bol flint kullanayım. İşte sırf o yüzden ben senin yanındayım köfte. Unuttuğunda böyle haber etmek için. Tamamdır. Evet, bu işleniyor. Evet, gördüğünüz gibi şu goldlarımızı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Aldım. Sen de çok. Sende ihtiyaç var. Gördüğünüz gibi dirty gold dust oluyor. Ve bunları alıp enrichment chamber'da işledikten sonra oluyor. Evet. Sizleri de atak. Atem tutem ben seni. Sonra da enrichment chamber'a atıyoruz. Oradan bize tabi speed upgrade'leri geçici olarak kaldırdığım için çok yavaş. Evet ve bize gold olarak geri dönüyor. Ancak bir kısmını direkt gold dust olarak kullanacağız. Dört tanesini sanırsam. Evet, dört tanesini. Evet, gördünüz mü? O zaman siz ikiniz. Gelin şöyle. Ve merak etmeyin, speed upgrade'leri de tutuyorlar. Değil mi? Şeyin en güzel yanlarından bir tanesi o. Gördüğünüz gibi speed upgrade'ler olduğu gibi duruyor. Tabi yanlış yere koymasaydım çok daha güzel olacaktı seni. Evet. Ve Purification Chamber'ımız hazır. Hatta dur. Hazır bu hale getirmişken büyük ihtimalle köfte senin bölümle benim şey aynı anda bitecek. Ozmium kompresör şu başa gelsin. Geri kalan hepsi purifying, crushing, enriching ve smelting.
Ve son olarak Otosort kapalı olsun sizlerde. Hepinizi bir kapatalım. Dark Red. Blue. Sen. Purple. Aşağısı da Purple. O da Purple Haze. Evet ve son olarak sen. Evet, Dark Blue. Huu. Ve son olarak bana bir Iron Chest. Evet ve Iron Chest'imiz hazır. Seni de buraya koyuyoruz. Ayrıca bir tane de normal chest lazım. Çünkü bir adet hopper yapacağım. Aslında iki adet chest yapalım. Ben neden böyle bir pattern koydum? Biriniz... Diniz sapır olun. Ve diğeriniz chest olarak kalmaya devam etsin. Ve bu sayede factorization demişim. Mekanizmin or üçlemesini yapmış olduk. Önce siz... Yay! Ve Salih trolledi. Bunların da speed upgrade'lerini bölüm arası ben hallederim. Aa tabii önemli bir şey unuttum. Auto eject'leri açmayı unuttum. Ya. Auto eject olmadan nereye? Sonrasında Silver hariç tüm orları alalım. Ve Furious. Çünkü Silver ve Furious üvey evlat. The Purification Chamber'a şimdilik biraz flint koyacağız. Ama yakında onun için güzel bir yöntemim de var. Bir sonraki bölüme bekleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteniz köftenin günler. İyi eğlenceler.